Bismillahirrahmanirrahim. ebul Hasan Harakani Hazretlerinin tasavvuf deryasından sunduğu incilerden birkaç demet. Yüce Şeyh buyurdu. Rızıkların en nurlusu yani en iyisi çalışılarak kazanılandır. Kârların en nurlusu içinde mahluk tasası olmayandır. Sordular. Sofi nasıl olur? Dedi. Cübbe ve seccade ile görünek ve adetle olmaz. Yok olmakla olur. Dedi. Sofi gündüzün güneşe, geceliğin ay ve yıldıza ihtiyaç olmayandır. Sofilik varlığa ihtiyacı olmayan yokluktur. Sordular, kişi kendisinin uyanıklığını neyle bilir? dedi. Allah'ı andığı zaman, baştan aşağı Allah'ın onu andığını duymakla. Sordular, doğruluk nedir? dedi. Gönlün konuşmasıdır. Yani kendisinde olanı söylemesidir. Sordular ahlak nedir? dedi. İşi Allah için işlemektir. Halk için işlemek de riyadır. Sordular. Fenadan ve bekadan söz söylemek kime düşer? Dedi. Şuna düşer ki bir tel ibrişimle göğe asılsa ve bir rüzgar çıksa ağaçları, çatıları ve dağları yerinden sökse onu kımıldatamaz. Dedi. Allah dediğiniz zaman size başka bir söz söyleyenle sohbet etmeyin. Dedi. Gam ve keder isteyin. Gam ve keder isteyin ki gözyaşı da olsun Allah ağlayanları sever. Dedi, haklı da olsa bir şey istemektense Kur'an okumak ve onunla beraber haklı şey istemek daha hayırlıdır. Dedi, peygamberin varisi odur ki peşi sıra gider. O değildir ki ömrünü sadece kağıtların yüzünü karalamakla geçirir. Dedi, şibli istememeyi istemem dedi bu da istemektir. Dedi, tam kırk yıldır ki yekpare bir zaman içindeyim. Allah gönlüme nazar eder ki orada kendisinden başkasını görmez. Dedi, dünyada ilim ve kulluk taslayan niceleri var. Fakat sana fayda her gün akşama kadar halkın beğendiği, her gece sabaha kadar da hakkın beğendiği işte olmaktır. Dedi, gönüllerin aydınlığı halk meyli olmamasıyla, İşlerin güzelliği de içinde mahluk fikri bulunmaması iledir. Nimetlerin helali senin cehdinle meydana gelen de arkadaşların iyisi de canlılığı hakta bulanlarda. Onun irfan okyanusundan sizlere ancak birkaç damla aktarabildik. Belvane Celaleddin Rumi Hazretleri'nin şu mübarek sözü o yüce kadar güzel tanıtıyor. Bizim pazarımızda sattığımız mallar Ebul Hasan Harakani'den aldığımız mana metaandan başkası değildir. Ondan ne aldık ise irfan ilim mahfillerinde sizlere onları dağıtıyoruz. Onlardan başkası değil. Bir gönüle ram ol ki ondadır avni hüda. Tut aşkın damenini bulasın vaslı hüda. Ümmü Sinan onların manevi şuaları karşısında şöyle der güzel şiirinde. Erenlerin sohbeti ele giresi değil, ikrar ile girenler mahrum olası değil. İkrar gerek bir ere, göz açıp didar göre, sarraf gerek cevhere, nadan bilesi değil. Bir çeşmenin başına bir desteği koysalar, kırk yıl onda beklese kendi dolası değil. Ümmü Sinan yol ayan olup dur, belli beyan. Dervişlik yolu hemen tacı hırkası değil onun büyük şeyhlere öğütlediği mana prensiplerinden. Şeyh, müridini yani tilmiz veya talebesinin ruhu, kalbinin nuru yahut siyasetiyle terbiye eder. Bu siyaset emri, emri bil maruf ve neyi anül münker, nasıl celili ile iyilikleri emreder, kötülüklerden men eder. Her müridin maneviyatını keşfeder. Müridini tenha buldukça kusurlarını müşvik bir dille izale etmesini ister zikir ve rabıtasından da sorup sual eder. Müridin söyledikleri doğru ise, şeriat ve tarikata uygun ise doğrular, vazifesinin devamını söyler. Şayet tarikat veya şeriata uygun söylemiyorsa onu bu sözlerden ve gidişinden men eder. Nasihat ile hak ve iyiyi, güzel şeyi söyler. Müridinin istidadını ve hangi makama kadar yükselebileceğini bilir. Kabiliyet ve istidadına göre teveccüh eder. Bu vazife iki usul iledir. Feraset ile. Bu ise insanda bir kuvvettir ki manevi kuvvet budur. İnsan eşyanın hakikatini bununla idrak eder. Bu kuvvet ise kalpteki fazla nur ile teşekkül eder. Kalp nuru ile ne kadar mücelli bulunursa ferasette o kadar tamamlayıcı ve isabet kesmedici olur. Müminin ferasetinden sakınınız o Allah'ın nuru ile nazar eder. Cüneyd-i Bağdadi'nin bir hususta bir keşfi. Bir gün camide vaiz verirken karşısına Müslüman suretinde bir Hristiyan dikilir. Tabi Müslüman gözükerek Allah'ın nuru ile nazar eden müminin nazarından ferasetinden çekinin. Hadisi kutsisinin manası nedir diye vaiz efendiden sorar. Cüneyd-i Bağdadi başını biraz kalbine doğru eğip kaldırdı ve dedi ki: Müslüman ol İslam olma zamanın gelmiştir. Bu kavli tatbik üzerine Hristiyan Müslüman olmuştur. Ez cümle görülüyor ki Cüneyd-i Bağdadi'nin feraseti Hristiyan'ın iç yüzünü keşfetmiş ve onu hakikati açıklamakla hidayete kavuşturmuş. Hristiyan da işin hakikatin idrakle Müslüman olmuştur. Hazreti Şeyh'ten feraset nedir diye sordular. Şöyle dedi. Bazı ruhlar melekutta dönüp dolaşırlar. Mahlukatın gayb sırlarına ait konuşmaları işitirler. Onun için feraset ehlinin sözleri zan olmayıp hakikattir. O buyurdu. Feraset de iki kısımdır. Kalbindeki nur ile idrak edenler, kalbindeki nur ve ruhu ile idrak edenler. Bu iki sınıftan kalbi ve ruhu ile idrak edenler daha faziletlidir. Kalbi nur tuttuğu gibi ruhu da nurlanmıştır. Diğeri yalnız kalbinde nuru cem etmiştir. Tasavvuf ehli ittifak etmişlerdir ki melekutta ruhu dolaşmayan arif kamillerden değildir. Tasavvuf ehli yanında feraset ki ke feraset keşiften daha kamil, daha layık ve daha evladır. Çünkü keşifte renk husule gelir. Kişi yanılabilir. Ferasetliyesi ekseriyetle isabet eder, çok az yanılır şey zengin fakir müridleri birbirinden ayırmadan terbiye ve nasihatta bir tutar. Ne zaman tamahkarlık yahut makam hırsıyla yaparsa o şeyhin çalışması çirkin ve hiç demektir. Çünkü hepsinin gayesi Allah ve Resulünün rızasıdır. Ancak müridin şeyh ve istidadı olması sebebiyle birini diğer, diğerlerinden şeyhin fazla sevmesinde bir mahsur yoktur. Müridler ise böyle bir şeyhin manevi sohbet kürsüsünden asla nefret etmeyecek ve sohbetinden çekinmeyeceklerdir. Mürid ile sohbet müridin malı ve mevkiine göre olmamalıdır. Öyle bir şey olursa Nevzubillahü Teala onun çalışması çok çirkin olur. Şeyh müridine karşı güler yüzlü olacak. Dolayısıyla o müridin kalbinden şeyhin muhabbeti silinmeyecektir. Sükut edip ihtiyaç olmadan konuşmaz. Hep de sükut etmesi doğru değildir. Eğer şey cezbe ehli ise fazla konuşmasına zarar yoktur. Çünkü bu ihtiyaç dışındadır. Şey müritlerini kendi öz sülbünden gelen evlatları gibi sevecektir. Müritlerine Hazreti Resul'ün sünnetine sallallahu aleyhi ve sellem tabi olmalarını, tarikat vazifelerine, zikir ve diğer ibadetlerine devamlarını emredecektir. Günahlara giren müritlerini kinaye ve işaretlerle ikaz ve mütenebbih edecektir. Ta ki onlar bundan çekinerek terbiye yanaşsınlar. Nasıl ki müridin günah şeyi yaptığını gizli olarak bildiyse, yine onu açıklamadan gizli olarak ikazda bulunacaktır. Müride kuvvetinden fazla hal geldiğinde, bu hatiatını mürşit müritten alır. Yahut kabzu koyarak aslı durdurur. Bu müridin istidadının yetmediği zamanda olur. Çünkü böyle bir halde müridin aklı gidebilir. Fakat mürid müstahit ve kabiliyetli ise, şey yavaş yavaş bu varidatı artırarak onu mü, yani müridi tekamüle götürür. Şey müritlerin az ve çok oluşlarına bakmamalıdır. Çokluğa mağrur, azlığa mahsun olmamalıdır. Çok kere müritlerin çokluğu ile mağrur olan şeylere şeytanlar musallat muvaffak olurlar. Müritlerin azlığından mahsun olanlar da doğru yoldan gitmeyenlerdir. Esas dava nefsin ıslahıdır afet getirici şöhret değildir. Tarikat esaslarına kabiliyetli bir mürit on binlerce kabiliyetsiz müritlerden daha faydalıdır. Şey Hakkı Abdullah Hazretleri bir beytinde bu hususa şöyle değinir. Oturdu Hazreti Şeyh'in huzurunda nice ihvan. Enaniyette kaldı, gün geçirdi, olmadı insane. Müritlerin çokluğuyla iftar eden çok şeyhler görürüz fakat onlarda tarikat esarından bir tanesi dahi yoktur. Böyleleri lübbü yani içi olmayan cevizler gibidir. Hazreti şey hikayetti. Ve Hazreti Bistami'ye bir büyük şeyhten söz etmişlerdi. Hazret ziyaretine gidelim diye bir takım müritleriyle şeyhin dergahına yollanırlar. Zuhurat olacak ki ziyaretine gittikleri şey bir takım dervişleri ile camiye gelirler. Bu ara Beyazıt Hazretlerine gelen şeyhi tanıtırlar. Dervişlerinin önünde giden şeyhin yönü kıbleye müteveccihtir. Şeyh kıbleye doğru ilerlerken ağzına gelen balgamı önüne tükürüverir. Bunu gören Beyazıt Hazretleri dervişlerine dönerek kafi bu anlaşılmıştır. Edebi olmayanın kemali olmaz. Kıbleye karşı bu hareketi sünnet-i Resulullah'a aykırıdır diyerek şeyh ile görüşmeden kendi dergahına avdat eder. Hakiki şeyhin müridi ne kadar çok olursa olsun onu asla mağrur etmez. Bilakis Allah hamdü şükrünü artırır. Onların nefislerinin ıslahı için dua ve himmetini çoğaltır. Müritlerinden birini ehil ve kabiliyetli gördüğünde Allah'ın nimetini açıklamak üzere müridim iyidir diye medhedebilir. Şey huzurunda gıybeti men eder. Başkalarından nahoşluk ile bahsettirmez. Şeyh muhlislerinden başkasına sırrını söylemez. Çünkü Allah dostlarında öyle sırlar vardır ki şayet dünya ehli duyacak olsa onu parça parça ederler. Mevlana Celaleddin Rumi, ulema Mansur'un sırrını duydu da onu astılar. Şayet Mansur da benim sırrımı duysaydı baştan ayağa beni yakardı der. Resulü Feham Efendimiz bir gün sahabinin oturduğu meclise girer. Ebu Zer, Ashab-ı kirama cennetin sırlarından, arşın azametinden vecd ile bahsediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biraz dinledikten sonra yüksek sesle sükut et ya Ebezer. Allah'ın sırlarını faş ediyorsun. Bu ise sır saklamanın delilidir diyerek iki parmağını dudakları üzerine koyarak işareten de Ebu Zer Hazretleri'ni istirak aleminden fark alemine çekiyor. Mürşitlere en usta hareketi öğretmiş oluyor ki bütün meşahi izama bir düsturu nebevidir. Şeyhin en dikkat edeceği ölçü Resulullah'ın sünnet-i seniyesidir. Şeyh sakalına, tıraşına, hülasa sünnet-i seniyeye göre temizliğe ve güzelliğe son derece dikkat edecektir. Allah güzeldir, güzeli sever, remzine sadık kalacaktır. Bakımsız ve gösterişsiz, itinasız bir görünüş müritlere hoş gelmez. Şeyh bütün müritleri hakkında güzel zan sahibi olacaktır. Bazen muhalefette kalsa bile yine af ile güzel zanlını bozmayacak çünkü onun ıslah olacağı emelindedir. Şeyh müridin halinden yahut şeyhin ona karşı fazla muhabbetinden gurur ve güvenliğe giderse şeyh yüzünü ondan çevirip onu ikaz edecektir. Şeyhe mahsus bir halvet yeri olmalıdır. Şeyhin halvetine bazı fukaha ve yaşlı kimselerden başka kimseler girmemelidir. Ayrıca ziyaretinden de başka kimseleri mahrum etmemelidir. Herkese ziyaretini yapmaya müsaade etmelidir. Bazı şehri özürlerde başka şey daima abdestli olmalıdır. İmam-ı Gazali'nin İrfan Ordusu'nun El Kitabı isimli eserinden aşağıya alıyoruz. Böyle bir mürşidi kamile iktida yani intisap etmek aynı ile sevaptır. Bunun gibisini bulması nadirdir. Hususiyle bu zamanda. Halbuki bu zamanda mürşidi gitti edenler çoğalmıştır. Hakikatte insanları levhiyata, laviyata yani oyunlara ve batıl şeylere çağırıyorlar. Belki mühitlerden birçoğu mürşidi gitti edip şeriatın hilafına olan yolları göstermeye kalkışmışlardır. Bu iddiacıların çoğalmaları sebebiyle hakiki mürşitler köşelerine çekilip gizlenmişlerdir. O tarihe bakıp zamanımızı düşündükçe cevap okuyucuya düşer. Yüce Şeyh'in müritlere verdiği seyr Suluk dersinden birkaç pasaj. Aynı eserden birkaç cümleye örnek olsun diye buraya alıyoruz. Mürit, şeyhe hakkında tam bir muhabbet sahibi olmalıdır. Şeyh, mal, can ve her şeyinden üstün olmalıdır. Çünkü şeyh müridin hem basamağı, merdiveni hem de yükselticisidir. Beyz, menbaı ve ahiret sermayesidir. Mürit, şeyhin izni olmadan meclisinden konuşmayacaktır. Mürit izinle konuşsa bile yumuşak ve atik sözde mütevazi bir kırıklık ile konuşacaktır. Çünkü şeyhin yanında açık ve serbest sohbetten cüret hasıl olur. Şey sır açıcı olsa bile müride fayda vermez. Mürit, her ne kadar hal sahibi ise de şeyhin verdiği vazifeleri katiyen reddetmeyecektir. Bazı müritlerine büyükler çirkin söz söylemişlerse de bunları müritlerden zuhur eden çirkin ahlakları yüzünden tesbihvari izah etmiş olmalarındandır. Mürit şeyhe katiyen sözde ve efalde itiraz etmeyecektir. Çünkü şeyh bir vadede, mürit bir vadededir. Belki şeyhin bu efaline Allah'tan başkası muttali değildir buraya kadar verilenleri bilgi bakımından değil de tanıtma bakımından kısa bir numune teşkil etmektedir. Daha geniş malumat edinmek isteyenlerin aşağıda gösterilen eserden faydalanmalarını tavsiye ederiz. Mevla-i Mütal Hazretleri Yüce Şeyh'in manevi himmetinden bizleri teyziyap buyursun. Amin.